Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا Evet, kardeşimize teşekkür ediyoruz ve hemen hiç vakit kaybetmeden izleyici oylamasına geçiyoruz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyoruz. Cafer Akbay, 22 yaşında, pırıl pırıl bir delikanlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız Cafer kardeşim? İyi Allah'a şükür hocam. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Hamdolsun. Allah iyilik versin. Ne kadar güzelsiniz. Pırıl pırılsınız. Allah sizden razı olsun inşallah. Sağ olun hocam. Ne güzel okudunuz. Ben çok keyif aldım. Ya biraz heyecan da oldu. Heyecan olur ya. Heyecan olur. Bizde bile heyecan var. Jüri üyelerimizde bile heyecan var. Hepimiz evet. Heyecan olmazsa diyor büyükler, hı-hı, bu işi yapanlar. Heyecan olmazsa o işin tadı da kalmıyor. Evet. Heyecan birazcık bereketlendiriyor sanki. Aynen. Ne zamandır ezan okursunuz? Ne iş yaparsınız? Nereden geliyorsunuz? Van Özalp'ten geliyorum hocam. Yani orada görevliyim. Aslen Kırıkkaleliyim. İmam Hatiplik görevi yapıyorum. Yeni atama.
Bu yeni atamam. Aynen. Nicedir? Ne kadar zamandır? 9. aydayım. Aa, 9 evet. ay olmuş da. Hayırlı mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah uzun yıllar hizmet etmeyi Amin. Nasip etsin Amin. İnşallah. İnşallah. Buradan Van'a da selam ediyoruz. Oradaki gönül dostlarına, ezan sevdalarına da böyle yürekten selam olsun inşallah. Cemaatime. Cemaatinize. Kalabalık bir cemaat. Merkez olduğu için kalabalık hocam. İyi maşallah. Öyle. Bir soralım bakalım işi bilenler, hocalarımız nasıl değerlendirecekler? İnşallah. Hadi hocam buyurun. Öncelikle ben de çok tebrik ediyorum. Ya 22 yaşında pırıl pırıl bir kardeşimin. Şimdi tabii heyecan, ben de biraz önce söylemiştim programın başında. Heyecan bizde de var. Ama üzülerek de şunu söylerim. Buradaki performansa göre maalesef bir değerlendirme yapıyoruz. Evet. Bir iki kısa hatırlatma yapacağım öncelikle. Akıcılık sıfatı olan bir harfimiz var. Şın harfi. O Hı-hı. şehadetlerde o sıfatı belirterek okuyalım. Yani eşhedü gibi. Bu bir teknik şeydi sadece. Evet. Sesinin o çatallaması beni çok bozmadı, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çünkü olabilir. Herkes okurken... O doğal bir şey değil doğal mi? Doğal bir şey. Yani onda bir sıkıntı yok. Konuşurken bile hepimiz bu tip şeyi yaşayabiliyoruz. Tesir etme konusunda ben şimdi yolun da başında hakikaten bununla alakalı da bir hatıram var. Onu anlatmak isterim şimdi. Bir gün minareye girerken böyle hani o filmlerde olur ya, aksakallı, beyaz sakallı, işte beyaz cübbeli bir vatandaş geldi. Sen bu ezanı kim için okuyacaksın evladım dedi. İşte yani kim için, yani vakit geldi okuyacağım. Bu ezanı bundan sonra okurken hep hatırına gelsin. Kim için okuduğunu, kimlerin dinlediğini, bunu ilk kim okudu? Efendim şu anda bu ezan hala okunuyor. Bütün dünyada her an okunmakta. Bunları düşünerek oku, olur mu evladım? Diye bir hatırlatma yapmıştı. Ben de bu kardeşimin kulağında bütün kardeşlerime, meslektaşlarıma bu duygu ve düşüncelerle okumalarını tavsiye ediyorum. Önce size tesir etsin, muhakkak birilerine de tesir eder o okuduğunuz. İnşallah, olur hocam, inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Puanınızı da, değerlendirmenizi de, takdirinizi de alırsak evet. hocam. Kardeşime de bir teşvik olsun diye 90 puanı kendisine uygun. Eyvallah. İsmail hocam buyursunlar efendim. Evet, Cafer kardeşimizi dinledik. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah ona güzel bir ses vermiş. Bu sesi kullanırken diyafram konusunda da problemi var. Sesi kullanma konusunda da problemi var. Yani sesle nefesini yeniden bir değerlendirmesi lazım. Bunları dikkatle kullanması lazım. Diyaframını biraz çalıştırması lazım. Bir de eda diyelim buna biz. Bana gelen hep çok ince. Mesela eşhedü elle oluyor. Eşhedü elle başka. Le başka. Hmm. Bu eda sada diyoruz. Bunlara da dikkat etmesi lazım. Mesela bir name yapacak. Zaten kısa mesafeler bunlar. Mesela Ella ilahe illallah ama eşhedü enne Muhammeder. Şimdi bunun üstünde de oynayabilir. Makam yani gencini kullanır, efetim kırtağını kullanır. Bu konuda benim bir nasihatim olsun bu. Allah razı olsun. Çok yakışıklı. Allah razı olsun. Evet, ona da bir puan vereceğim ben zaten. Evet. Bir de sesine, nefesine, okuyuşuna da puan vereceğim. Alalım puanınızı hocam. 95 falan vermek istiyorum ama şimdi 85 vereceğim. Evet. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz İsmail hocamdan. 85 puan geldi. Sırada doçent doktor Fatih Koca var. Buyursunlar Fatih hocam. Ben de Cafer kardeşimi tebrik ediyorum. Hocalarımın söylediklerinin hepsine de katılıyorum. Ezanı baştan sona... Çok dikkatli bir şekilde dinledik. Biraz evvel Mustafa Demirci hocama onu söylüyordum. Ne yazıyorsun diye. Yıllardır yarışmalara gideriz. Yarışmalarda yarışmacıyı dinleriz. Yazarız. Ama bu yazdıklarımızı yarışmacıya hiçbir zaman aktaramayız. Ha, bak o çok önemli. Yani bu yarışmanın Aha. böyle de bir güzelliği oldu şu anda. Evet. Yani yazarız ve puanımızı veririz buna göre. Sadece puanlarımız alınır. Yarışmacı da memleketine gider. Bu çocuk ne yaptı? Güzel şeyler yaptı veya yanlışlar yaptı. Bunları gençlerimize iletemeyiz. Evet. Giriş çok güzeldi.
girişte özellikle Hicaz makamındaki o karar sesi, güçlü sesi ve güzel bir o acem perdesini çok güzel verdin. Bu çok önemliydi. Sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Resulullah bölümlerinde böyle güzel Isfahan geçkileri oldu. Natürel bu selik perdelerini güzel gösterdin. Hayy aleselaha gelince bir seste bir düşüş oldu, heyecanda bir düşüş oldu. Çünkü Eşhedü enne Muhammeden Resulullah da istediği nameleri yapamadın. Onu sen de hissettin ve Hayy aleselah bölümüne gelince yani hepimiz düştük. Ben de düştüm. Sen de düştün. Bizi de düşürdün. Buralarda düşmeyeceksin asla. Neyse Hayal el Felah bölümündeki Hicaz makamındaki o güçlü perdesinin üzerindeki muhayyer perdesini çoğu zaman okuyucularımız sağlam basamazlar. Sen bugün o perdeyi çok güzel bir şekilde bastın, verdin. Ve ama maalesef son bitirişlerde karar ve güçlü sesi dediğimiz makamın özellikle basit makamlardaki makamın kararı ve güçlü sesini eğer iyi vermezsen makamdan çıkarsın veya ses düşersin. Sende de öyle oldu maalesef. Küçük bir düşüşler oldu. Genel olarak çok güzeldi. Seni tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Ve puanımı bu minval üzere vermek istiyorum. Evet, heyecan dorukta, buyursunlar. Size yardım edemem yani, ben puanımı verdim. Evet hocam, ben de Hadi hocam gibi 90 veriyorum. Vay. Peki, bütün olan biteni bir de bir musiki şinasın penceresinden izleyelim. Bakalım Mustafa Demirci hocam nasıl değerlendirecek? Estağfurullah. Çözülür dilimin bağı diyor bir ilahi. Çözülür dilimin bağı isimli ilahi çok güzel okuyor diye not düşmüşler arkadaşlar. Evet, öyle mi? Yani okuyorum hocam. Elimden geldiğince. Evet. Bir kuble alabilir miyiz acaba? Ha? İster miyiz? Yani. Kıymetli izleyenler. İlginç geldi bana. Çözülür dizimin bağı çözülür. Sultanım ismini andığım zaman ne olur boynumu bükük bırakma. Sancağın altına girdiğim zaman ne olur boynumu bükük bırakma. Mahşer günü sana geldiğim zaman. Abi. Mustafa hocam buyursunlar. Evet, ben tabii hocalarım gereken her şeyi söyledi aslında. Şöyle düşünüyorum. Doğru sesten başlayıp başlamadığını merak ediyorum. Yani o kadar yüksek perdeden başlamak doğru bir tercih miydi? Eğer genel performansa bakarsak doğru bir tercih olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü hemen bir süre sonra sesi yoruldu ve zaten gırtlağına yüklenerek, boğazına yüklenerek okuyor. Bu defa o bozulmalar onun performansını olumsuz olarak etkiledi. Keşke daha böyle orta seslerden başlayıp giderek yükselen bir performans ve sonra karara gitmiş olsaydı. Benim tercihim bu olurdu doğrusu. Güzel, hoş bir sesi var ama genel anlamda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Kimi yerde çok başarılı, çok iyi perdelere basarak okudu. Kimi yerlerde böyle kendi kendisiyle mücadele etti tabiri caizse. Benim sevgili Cafer'e tavsiyem kendi sesini daha iyi tanıması. Sınırlarını iyi belirlemesi. Evet, sınırlarını çok iyi tanıması ve sadece bu genel hastalık olarak bildiğimiz gırtlağına yüklenerek okumaktan vazgeçmesi. Bununla ilgili bir takım tavsiyeler alabilir, eğitim de alabilir. Bu kendisi için daha iyi olacaktır. Olur hocam inşallah. Tabii puan konusuna gelince hani bu inişli çıkışlı
performanstan dolayı kardeşimize gönlümden geçeni tabii her zaman yüz geçiyor gönlümüzden. Ama biraz tabii tereddütlüyüm. 80 puan verdiler. 80 puan verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Cafer Akbay, 345 puan aldın jüri üyelerimizden. Ama izleyicilerimiz ne takdir buyurdular o daha belli değil. Onu finalde inşallah tartacağız. İnşallah. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sadan daim olsun inşallah. Evet. Allah razı olsun. Alkışlarla uğurluyoruz Cafer Bey. Çok sağ olun.